Sandık kokusunun filizi olarak gönüllere bir kez daha taht kuran Demet Akbağ, çok özel açıklamalarıyla bu hafta pazar sürprizinin konuğu. İşte keyifli söyleşimizin tüm detayları. Sandık kokusunun filizi, milyonların sevgilisi, harika kadın Demet Akbağ ile şahane bir pazar sohbeti. Öyle arada coştuğum zamanlarda herhalde öyle bir şey geldi o gece içimden. Sandık kokusunun miniklerini bir de ondan dinleyin. Demet Akbağ'ın çocuk oyuncu taklidine bayılacaksınız. Bir dakika yalnız diyor, ben diyor burada diyor. Ben o sözümü söylerken çatalım böyle değildi yalnız Demet abla diyor bana. Sandık kokusu başlamadan Özge Özpirinçi'den aldığı mesajda ne yazıyordu? Doğru mu duydum, ne olur doğru duymuş olayım falan diye hemen aradım ben de. Dedim doğrudur, okuyorum. Uğur Yücel'le Dürye'yle Abidinken nasıl Hasan ve Filiz oldular? Biz Dürye'yle Abidindik ve benim ilk televizyon dizimdi. Demet Akbağ'ın görünce çok şaşırdığı o fotoğrafın sırrı ne? Ben diyorum ki beni ne hale getirmişsiniz? O Türkiye'nin yüzünde gülücük olan kadınlarından biri. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konu sandık kokusuyla gönüllere yeni bir taht daha kuran göz bebeğimiz Demet Akbağ. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün konuğum Türk sinemasının ve tiyatrosunun dev isimlerinden ve Show TV'deki Sandık Kokusu dizimizde Filiz karakterine hayat veren ve bayılarak izlediğimiz sevgili Demet Akbağ. Kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor şu sıra. Demet Akbağ için bu durum heyecan verici. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine çok zarif, çok şık. Teşekkür ederim. Şahane görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günler? Neler yapıyorsunuz? Vallahi sadece yoğun diyebileceğim. Epey bir koşturuyorum. En son hatırlamıyorum kaç yaşındaydım acaba bu kadar çok tempolu ve hızlı ve yoğun çalıştığımda hatırlamıyorum. Evet, bu sene böyle oldu ama ben mutluyum. Mutluysan ve karşılığını da alıyorsan bildiğin gibi o zaman o yorgunluğa değiyor. Sandık kokusunun filizi olarak milyonları kendine bir kez daha hayran bırakıyor şu sıra. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz? İnsan bir sağına soluna bakar kapıyı açarken ya. Özür dilerim hanımefendi. Başka bir yana bakıyorum. İyi misiniz? Bir şey yok. Ya kırıldı gitti. Hepsi kırıldı ya. Vallahi kırıldı. Ne kırıldı? Sandık kokusu çok güzel gidiyor. Ve Filiz karakteri aslında bizim çok özlediğimiz neşeli, eğlenceli bir karakter. Hepimize çok iyi geldi öncelikle. Ne güzel. Çok duyuyorum ve çok mutlu oluyorum gerçekten. Benzinimiz bitti de. Ama şoförüm almaya gitti şimdi. Birazdan gelir. Evet. Hay Allah, geçmiş olsun. Sağ olun. Benim yaş grubum için bu kadar oyuncusunu da mutlu eden roller her zaman çıkmaz insanın karşısına. Ben oynarken hem çok mutlu oluyorum. Hem o trajikomik durum benim en sevdiğim durum. Zaman zaman hüzünlenmesi, zaman zaman çok kendiyle dalga geçen bir tavır içinde, tatlı bir mizahın içinde olması mutlu ediyor oynarken de beni. Oynadığı her karaktere biraz Demet Akbağ katmayı sever ünlü oyuncu. Filiz'de de bu etkiyi görüyoruz. Peki siz bütün oynadığınız karakterlere hep kendinizden bir şeyler katarsınız ve ekler olur. Filiz için neler yaptınız? Bol bol. Bol bol. Ne var mesela eklediğiniz? Benim annemden duyduğum, anneannemden duyduğum bazı deyimler, bazı atasözleri, bazı bir şeyler katıyorum. Bazen durum çok onu gerektiriyor. O kadar güzel bir gollük pas alıyorum ki onu orada değerlendiriyorum. Bunlar oluyor. Hatta bazen diziyi seyrettikten sonra arkadaşlarımdan mesajlar geliyor. Bu lafı o anda bulduğunu o kadar iyi anladık ki falan diye notlar alıyorum. Sandık kokusunda 3 torunu olan bir anneanne. Çocuklarla özellikle çektiğiniz herhalde yakın dönemdeki proje bu. Doğru mu biliyorum? Çocuklar. Çok fazla çocuklar yani torun. Evet, evet, evet. Daha genç. Uzun zamandır bir torun sahibiyim zaten ben. Epey bir zamandır. Oyunda da bir torunum var. Evet. Oyunda torunum Ayhan. Burada 3 tane var. Daha da belli değil yani. Nereye varacak iş o da belli değil. Filoş. Canım. Evlenmek nasıl bir şey?
Ay Allah'ım, nereden geldi aklına? Ay senin için çok erken bir şey. Herkes evlenmek ister mi? İster tabii. Dizideki torunlarını hem çocuk olarak hem de oyuncu olarak çok seviyor. Ve gördüğüm kadarıyla hani paylaşımlardan da genç oyuncuların sosyal medyadaki hepsi size bayılıyor. Çok seviyorum onları ama yani o kadar tatlı çocuklar ki hepsi. Tabii ki bu projede tanıştık her biriyle ama çok özenle seçilmiş oyuncular, küçükler daha doğrusu. Bir de bilemezsiniz yani bir çocuğu tamam hani fizyonomisi uygundur, yaşı uygundur falan da hani biraz da muammadır karşınıza ne çıkacağı. İş başladıktan sonra anlaşılır. Bizimkiler bayağı yani devamlılıklarını falan tutuyorlar, bildiğin gibi değil. Minik rol arkadaşlarının performansını anlatırken yaptığı taklidi izlemek çok eğlenceli. Bir dakika yalnız diyor, ben diyor burada diyor. Ben o sözümü söylerken çatalım böyle değildi yalnız Demet abla diyor bana. Tamam dedim, al o zaman çatalını oraya. Evet, yalnız ben o sözü söylediğimde saçım böyle değildi falan. Bunları biliyorlar yani. Müthişler. Tam işte ne kuşağıysa onlar o kuşağı. Minik oyuncular Mina Akdin, Sarp Kağan Altınçapa ve Miray Yeral'la karşılıklı oynamayı çok seven Demet Akbağ, özellikle büyük torunu Tılsım'ı oynayan Mina Akdin'i yere göğe sığdıramıyor. Tılsım karakteri Mina mıydı ismi? Mina. Mina ve sizin bir dansınız var. O geliyor yani. Hazır olun, geliyor o. Değil mi? Çok. Mina Akdin'le çektikleri dans videosu çok keyifliydi. O video nasıl çıktı ortaya? Bir dans videosu paylaştınız. Evet. Öğretti mi size, siz biliyor muydunuz, nasıl oldu? Hayır canım, öğretti. Evet abi, sen bir şey rica ediyorum. Evet dedim ya. Ama çok güzel ama bilmiyorum kabul eder misin? Ya şimdi Özge'lere falan gitmiş, onlarla yapmış her şeyini. Hani anneannedir, dur bakayım bir çekindi bana gelirken acaba ben yapabilir miyim diye. Gel dedim, neyse dans mı? Sen ne diyorsun dedim. Var mı öğrenmek istediğim bir şey, ben öğreteyim sana dedim. Aa çok seviniyorum o zaman, tamam çok sevindim, hadi yapalım dedi. Tamam dedim, ne yapacağız işte böyle bir şey. Ben bir önce bir şarkı bulayım, bilmem ne yapayım. İkimiz aynı hareketleri yapacağız ama zaten çok kısa sürecek dedi. Aha. Tamam dedim, hemen yaptı, sonra bakıyor bana. Tevfik abla senden daha güzel yapıyorsun. Ben de şaşırdım, sonra herkesten duyuyorum. Yani malum bilirsin benim öyle çok fazla sosyal medyaya vakit geçirdiğim pek yoktur. Hem başkalarından duydum. Evet dans video, unutmuşum da çektiğimizi. Hangi dans videom diyorum ben. Dans videom dolaşıyor sosyal medyada. Nedir o dedim, sonra gördüm herkes uyarınca. Tatlı olmuş, şimdi yenisini yapacakmışız öyle dedi. Merakla bekliyorum. Daha zorunu çalışacağız bu sefer dedim. Bu çok basit oldu, daha zor yapalım dedim. Sandık kokusunda şahane bir uyum yakaladığı Özge Özpirinççi, sıkı bir Demet Akbağ hayranıydı yıllardır. Özge size hayran mısın? Her gördüğünde bana büyük bir coşkuyla ve sevgiyle sarılır. Ve biz ne zaman birlikte oynayacağız derdi bundan önce. Üzülme, iyi olacak. Giderse rahatlarım sanmıştım. Ben de. Sandık Kokusu senaryosunu okurken Özge Özpirinççi'den aldığı mesajı dün gibi anımsıyor. Ben senaryoyu bana yolladıklarında okumaya başladığımda bir telefon aldım Özge'den. Daha doğrusu önce bir mesaj aldım. Mesaj şuydu, doğru mu duydum? Çünkü ona menajeri demiş ki... anne rolünü, Filiz karakterini Demet Akbağ okuyor. Ona gitti senaryo. O da benim okuyup okumadığımı doğru mu duydum diye bana yazmış. Doğru mu duydum, ne olur doğru duymuş olayım falan diye hemen aradım ben de. Dedim doğrudur, okuyorum. Sadece Özge Özpirinççi değil, birlikte ilk kez oynadığı tüm oyuncularla çok mutlu. Necip'i çok severdim. Bu projede bir arada olduk. Metin öyle. Onu çok severdim. Bu projede birlikte olduk. Meriç Aral. Hepsi öyleler. Yani her biri kendi kuşağının çok başarılı oyuncuları. Ve bir usta Uğur Yücel. Sandık Kokusu'na Hasan Ağa olarak dahil oldu Uğur Yücel. Müthiş yani, bayıldım. Afiyet olsun. Şimdi ama bak bu... Hani balcan kebap var ya, bu mesela sera patlıcan. Yani biz de
Birecik patlıcan vardı. Balcanlı kebap bizim. O birecik patlıcanla yapılan kebap dünyada kainatta eşi menazı yoktur. Öyle güzeldir yani. Ve yine bir usta Uğur Yücel. Uğur'la bizim benim ilk televizyon dizimde ben Uğur'la oynadım. Görüntülerine maalesef ulaşamadığımız ilk televizyon dizisinde Uğur Yücel'le birlikte oynamış Demet Akba. Necef Uğurlu'nun yazdığı bir mini dizi vardı Baldız'la Bacanak diye. Orada Uğur bir apartman hizmetlisini oynuyordu Abidin. Ben de onun yavuklusu Dürüye. Biz Dürüye ile Abidin'dik ve benim ilk televizyon dizimdi. Harika. Bulabilir miyiz o görüntüleri acaba? Ah, keşke bulsanız. Ben bile bulamıyorum. Şimdi sanıyorum o zamanlar onların başına bir şeyler geldi. Hatta prodüktörümüz Namık Kasapbaşıoğlu'ydu. Sonra onunla da böyle bir haberleştik. Biz çok istedik o görüntüleri elde etmek ama bir şeyler oldu. Onlar bir yok oldu. Ben hiç ulaşamıyorum o görüntülere. Sandık Kokusu'nun geçtiğimiz aylarda yapılan harika eğlence gecesine dair anekdotlarla devam ediyoruz sohbeti. Demet Akbağ'ın esnekliğini gördü o gece herkes. Eğlence gecesi düzenlediniz Sandık Kokusu ekibi olarak ve orada sizin ne kadar esnek olduğunuzu tüm Türkiye gördü. Bale geçmişinden ötürü var. Vallahi yok, sadece hevesim vardı çok. Balerin olmak için çok uygun bir fizik yapısı varmış Akbağ'ın. Benim de bu balerinlerde sonradan oluşan bu şu yükselti bende doğuştan var. O da bana o bale ayakkabılarını kırdırırdı şöyle bir parça yap diye. Çünkü tesadüf eseri onda da bir düz tabanlık vardı. Benim de o bölge çok müsait diye ben giyerdim. Demek şunları birazcık şöyle büksene derdi bana. Ben onları giyerdim. Ben de derdim ki sen de bana karşılık olarak bir saatlik öğle teneffüsünde bale dersi göstereceksin derdim. Öyle arada coştuğum zamanlarda herhalde öyle bir şey geldi o gece içimden. Çok Sandık Kokusu'nun yayınlanan son bölümündeki sıra gecesi sahnesine geliyor söz. En son yayınlanan bölümde bir sıra gecesi yapıldı. Evet. Ben onun kamera arkasını merak ediyorum. Nasıl geçti? Olmalıydın. O zaman. Çok güzeldi. Bir kere çok iyi bir hakikaten üstatlar vardı. Saz üstatları ve çok da güzel söylediler. Siz çok yoruldunuz, canınız çıktı. Biraz da başka biri mi yapsa onu? Zinhar, bunu ben kendi ellerimle hazırlayacağım. Kendi ellerimle yedireceğim. Bunun makbulü budur. Yani ben o kadar etkilendim ki zaman zaman daldım gittim. Yani lafımı falan unuttum onların türkülerini dinlerken. Sadece türküler değil, Uğur Yücel'in yoğurdu, çiğ köfte de aklında yer etmiş. Yemekler şahaneydi. Evet, çiğ köfteler. Hakikaten çiğ köfteydi. Evet, orada gördüğünüz her şey öyle aman şeydir, hani bizde öyle bir laf vardır. Aman dekörlere yemeyin derler ama öyle değildi yani. Hakikaten hepsi yenilesi kıvamdaydı. Sandık Kokusu'nda Filiz estetik operasyonlara çok meraklı bir kadın. Demet Akbağ'ın estetik dokunuşları var mı? Şimdi Filiz aslında estetiğe meraklı. Kişisel bakıma meraklı bir kadın. Demet Akbağ en son yüzüne bir rötuş ne zaman yaptırdı? En son yüzüme rötuş ne zaman yaptırmışımdır? Büyük rötuştan bahsediyorsan o epey oldu, 12 sene oldu. O bayağı. O tabii canım. Onun üstüne zaten bir daha çok korkuyorum. Arada da böyle bazen minik ifadeyi ve kaşı bozmayacak gibi botoks yaptırıyorum. En son ne zaman? 2 ay olmuştur. Bakım yapmayı çok seviyor Demet Akbağ. Maske falan yapar mısınız hakikaten? Yaparım. Evde takım. Evet evet. Cilt temizliği yaptırırım. Cilt bakımı yaptırırım. Evde de maskelerim var. Onları da yaparım. Bazen çok yoğun olduğumuz zamanlar boş günlerimde öyle bir kendimi ayırıyorum. Saç bakımı, saçıma böyle yağlar sürerim, cildime maske yaparım. Zaten hiç yani sosyalleşebileceğim bir tane günüm varsa bile bunu tercih etmiyorum. Evde tek başıma kalmak çok iyi geliyor. Evde biraz bakım günü yapıyorum haftada bir gün. Güzellik konusunda tek anlam veremediği şey sosyal medya filtreleri. Siz sosyal medyada da paylaşım yaparken filtre falan kullanmıyorsunuz. Hiç bilmiyorum ki kullanmayı.
Zaten oradaki birçok şeyi zor öğreniyorum. Bir de filtreyle hiç uğraşamam. Yok hayır onu bilmiyorum. Ama bazen benim birlikte fotoğraf çektirdiğim arkadaşlarım kendi fotoğraf şeyle telefonlarıyla çektilerse onlar yapıp koyuyorlar. Ben diyorum ki beni ne hale getirmişsiniz? Her yaş grubundan hayranları olan özel bir kadın o. Demet Akbağ için güçlü kadın bakın neyi ifade ediyor. Şimdi yani sette de görüyoruz çocuklarda, genç kızlarda, yaşıtlarınız da ve sizden büyükler de bütün Türkiye size hayran. Bütün kadınlar ve bir kadın için gerçekten rol modelsiniz. Ay ne güzel, ne güzel bunları duymak. Çok teşekkür ederim. Buradan Türkiye'nin geleceği olan kadınlarımıza Demet Akbağ neler söylemek ister? Güçlü kadınlara, kendine güvenen kadınlara, hayallerinin peşinden koşan kadınlara hakikaten buradan tüm kalbimle sevgilerimi yolluyorum. Başarılı işler yapan çok özel kadınlarla ilgili haberler okuyorum ve beni gururlandırıyor. Ayrıca televizyonda da kadının gücünü anlatan hikayelerin ilgi görmesi beni çok mutlu ediyor. Önümüz bayram. Bir bayram mesajıyla sohbetimizin finalini yapalım. İyi bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram geçirmelerini sağlıklı, huzurlu, mutlulukla aileleriyle birlikte neşeli, güzel ve sanıyorum sıcak bir bayram olacak. Havalar da onu gösteriyor. Güzel bir Ramazan bayramı ve iyi yazlar diliyorum. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi pazarlar.